Hoş geldiniz Murat Balanlı Hocam. Hoş bulduk efendim. İç hastalıkları doktorusunuz. Evet. Aynı zamanda Ege Üniversitesi mezunusunuz. Evet. Bizim ailemizin bir üyesisiniz siz de. Onur duyduğum. Evet, değil mi? Kesinlikle. Hepimiz gurur duyuyoruz üniversitemizle. Şimdi en son sizin bir kitabınızı okudum ben, Titreşim Tıbbı. Evet. Gerçekten böyle kişi sağlığı olarak nasıl davranmam gerekeceğini fark ettim. Yani esasında kontrolün kişinin kendisinde olduğunu hissettiren, bunun öğretisini veren bir kitap çalışmanız olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani diyorsunuz ki hekimin yapması gereken kişinin şifa enerjisini açığa çıkarmak diyorsunuz. Bu nasıl mümkün oluyor? Evet. Şimdi biz burada iyileşmeye ve şifaya aslında farklı bir pencereden bakıyoruz. Evet. Modern tıp eğitiminde yaptığımız işlerde aslında sonuca odaklısınızdır. Evet. Kişinin sadece şikayet ve semptomlarını ortadan kaldırırsınız ama bir kişinin şikayetlerini, semptomlarını ortadan kaldırmak demek aslında onu iyileştirmek anlamına gelmiyor. Evet. Gerçek şifada aslında bütüncül olarak bir iyileştirme söz konusu. Ve bunu yaparken de hekim hastasına dokunmalı. Evet. Hastasına dokunmak derken sadece tenine dokunmak değil, duygularına dokunmalı, geçmişini bilmeli. Yine kitabımda söz ettiğim bir şey var. Aslında bizim biyolojimizi belirleyen biyografimizdir. Evet. Ne yaşıyorsak bu biyolojimizde kendisini gösteriyor. Buna yönelik olarak da yapılması gereken şey, hekim hastasına dokunarak her yönüyle bunun iyileşme, şifa enerjisini açığa çıkartmalı. Bunu da nereden diyorum? Aslında 2500 önce bu topraklarda Hipokrat adını verdiğimiz ve tıbbın babası kabul edilen bir kişi yaşamış. Gerçekten bu aslında şu anda bulunduğumuz topraklar Batı Anadolu, tıbbın esas doğduğu yer. Evet. Galen buralı, Bergamalı, işte Hipokrat Koslu, Bodrumlu. Hep bu taraflarda yaşamışlar ve bugün tüm dünyada tıbbın babası, atası olarak kabul ediyor. Hipokrat diyor ki şifanın kaynağı sizin kendi bedeninizdir diyor. Bunu başka bir yerde aramak gerekiyor. Evet, bizim bedenimiz bizde olan hastalıkları iyileştirebilecek bir niteliğe sahip. Hekim bunu açığa çıkartacak. Bunun önünde ne engeller varsa kişinin hayatında, yanlış mı besleniyor, iyi uyumuyor mu, hareketsiz mi ya da içinde yaşadığı ortamda stres faktörlerini doğru yönetemiyor mu? İşte eğer böyle bir durum söz konusuysa hekimin yapması gereken şey kişinin şifanın önündeki bu engelleri ortadan kaldırarak onun şifanın yoğunlaşması. Hastalığın altında yatan nedenler. Yani evet. Bu zihinsel, duygusal, ruhsal. Fiziksel, ruhsal olabilir. Tüm bu nedenleri saptamak gerekiyor. Onlar kesinlikle ortadan kalkmadığı sürece müzminleşiyor herhalde değil aynen mi? Aynen öyle. Dediğiniz gibi müzminleşiyor. Evet. Onun için bunun belirtilerini ortadan kaldırmaktansa esas altta yatan nedenleri. Evet. Ben hastalarıma şöyle izah ediyorum. Yani dam akıyorsa damı yani aktarmak lazım. Alta kova koymak çözüm değil. Şimdi tabii hastaya dokunmak da diyorsunuz evet, duygularına. Evet. Şimdi biz genelde hastalandığımız zaman doktora gidiyoruz. Tahlil isteniyor. Hı hı. Veya ultrason gibi görüntülü tekniklerle hastalığımız saptanıyor. Sonra da doktor işte sen şöylesin böylesin diyor, ilacı veriyor, gönderiyor. Evet. Dolayısıyla burada bizim hastalığımıza yönelik bir tedavi hani modern tıpta böyle bir durum doğru var. Ama bizim işte hastalığımızın kaynağı veya bu hastalık hangi duygusal, mesela kanser hastaları genelde ruhsal sorunlardan mutlaka ortaya çıkmıyor var mu? Geniş bir kapsam sizin evet söylediğiniz, pek çok yani psikiyatrda giriyor. İşte bu anlamda bunları gibi ayrıştırmamak gerekiyor. Evet. Yani bizim aslında şu fizik beden dediğimiz şey gerçekte duygu bedendir. Bizim her türlü duygusal durumumuzdan fizik bedenimiz etkilenir. Herhangi bir şeye sevindiğiniz zaman, mutlu olduğunuz zaman ya da üzüldüğünüz zaman vücudumuzda bizim beynimizdeki hormonlar vardır. Nörotransmitterler evet diyor. Serotonin, endorfin gibi bir sürü kimyasallar var. Bunların şeyi değişiyor. Vücudumuzdaki değerleri değişiyor. Mutlu olduğumuz zaman, spor yaptığımız zaman, sevdiğimiz insanlarla bir aradayken bunlar yüksekken başka zamanlarda düşüyor. Ve buna bağlı olarak da
vücudumuzun kimyası da değişiyor. Evet. Değişen kimyamız vücudumuzda bir enflamasyon yaratıyor. Geçenlerde bir kitap çıktı. İngilizce'den Türkçe'ye çevirdi herhalde. Neden zebralar ülser olmaz diye. Şöyle bir ilgi var kitabın içerisinde. Bizim bedenimizde, beynimizde bir limbik bölge var. Duygusal bölge. Evet. Ve bu bölgede hipotalamus, hipofiz bezleri var. Hipofizi yöneten aslında onun bir üstündeki hipotalamus bezi. O hipofizi etkiliyor. Hipofiz de bizim böbrek üstü bezleri ve gonadları etkiliyor. Yani dolayısıyla bizim duygusal beyinde gerçekleşen her şey bizim fizik bedenimizde mutlaka bir etkiyle ortaya çıkıyor. Onun evet. için kişiyi değerlendirirken yaşadıkları travmaları her şeyini ele almak gerekiyor. Modern tıp biraz daha konfeksiyonel yaklaştığı için evet. Şikayetinizi öğrenir. Ona göre tahlil, tetkik ister. Size dokunmaz bile. Tahlillerinize ve filmlerinize evet. bakarak şunları şunları kullanın deyip sizi gönderir. Ben Hipokrat'tan ve gerçek hekimlikten anladığım şey bu değil. Holistik tıp mı deniliyor? Bu artık Amerika'da holistik. Yani bütüncül anlamında. Bütüncül evet. tıp adıyla anılıyor. Bunu yapmadığınız zaman, bütüncül olarak yaklaşmayınca sadece kişinin semptomları iyileştirebilirsiniz. Hastalığı ortadan kaldırabilirsiniz ama hastayı iyileştiremezsiniz. Evet. Hipokrat öyle diyor. Hipokrat diyor ki hastalık yoktur, hasta vardır. Hasta var. Hastalığı değil, dolayısıyla hastayı iyileştirmek lazım. Hastalık oluşmadan onu yok etmek diyorsunuz. Çok doğru. Yani bu nasıl olacak? Hani olmayan bir şeyi önceden nasıl tespit edebiliyoruz ki? Hastalık olarak fizik bedenimizde ortaya çıkması artık en son aşamaya gelmiş demektir. Evet. Onun öncesinde bu hastalık bizim enerji bedenimizde gerçekleşiyor. Çünkü bizim fizik bedenin ötesinde bir zihin bedenimiz, duygu bedenimiz, ruhsal bedenimiz var. Evet. Esas fizik bedende hastalık olmadan önce buralarda zaten problem ortaya çıkmıştır. Bu en son kendisini fizik bedende görünür hale getirir. Bunu da nasıl anlıyoruz? Aslında biraz felsefik arka planı olması gerekiyor. Felsefik arka plan derken bugünkü konuştuğumuz modern batı tıbbı batı medeniyetinin bir ürünü. Evet. Ve bu batı medeniyetinde de her şey şuna dayanır. Bir ve sıfır ilişkisine. Bir şey ya vardır ya yoktur, ya siyahtır ya beyazdır. Evet. Ya iyidir ya kötüdür, ya güzeldir ya çirkindir. Çoğaltmamız mümkün. Ama doğu felsefesi olaya biraz daha farklı yaklaşıyor. Doğu felsefesinde hem de prensibi vardır. Bir şey hem güzeldir ama çirkin tarafları da vardır. Ya da çirkindir ama güzel tarafları vardır. İyidir ama kötü tarafları vardır. Ya da siyahla beyazın arasında bir sürü farklı renk tonları vardır. Onun için Doğu felsefesinde hem de prensibi pek çok şeyi çözüyor. Hastalığa bakış açısında da hastalığı bugünkü sadece kötü olarak değerlendiririz. Başımıza gelen kaotik bir problem. Evet. Oysa öyle değil. Yani hastalık dediğimiz şey bile aslında bizde iyi olan şeyleri başlatacak olan bir eylemdir. Yani hastalanmadan kesinlikle iyileşemeyiz. Birincisi bunu böyle bilmek gerekiyor. Bizim bu coğrafyada, bu topraklarda yaşamış şeyler de geçmişteki fikir adamları da bunları söylemişler. Bir bakıyorsunuz Niyazi Mısri'ye diyor ki derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana Burhan imiş. Ya da Şah Hatay namıyla bilinen Şah İsmail, o diyor ki bir derdim var diyor, bin dermana değişmem. Bunlar o kadar önemli sözler ki buraya baktığınız zaman aslında bir hastalıkla karşılaştığınız zaman aslında o hastalık size bir takım şeyler öğretmek için girmiştir hayatınıza. Bir öğreti gibi. Bir öğreti gibi. Mühim olan bu karşılaştığımız hastalıktan bu dersi alabilmek, bunu çıkartabilmek çok önemli. Peki hastalıkla savaşmayın diyorsunuz. Evet. Mesela ben çok duymuşumdur kanseri yendim. Yani kanserle savaştım gibi. Hani bu bir savaş evet. olarak görülüyor. İşte burada da bir yanlış var. Evet. Bugünkü tıbbın terminolojisi ne yazık ki savaş terminolojisidir. Evet. Mikropla savaş, kanserle savaş, veremle savaş, evet, mikropların savaş. Öldürülmesi. Savaşıyor muyuz? Hı hı. Şifa mı vermeye çalışıyoruz? Peki bu niye böyle oldu? Niye tıbbın içerisine terminoloji olarak hep böyle savaş terimleri girdi? Çünkü son 100 yılda harbiye ile tıbbiye birlikte gelişmiştir. Yani tıbbiyenin geliştiği ortam harbiyenin olduğu yerlerdir, evet. savaş ortamlarıdır.
veremle savaşıyorum, kanserle savaşıyorum, mikropları öldürüyorum. Oysa böyle değil. Olaya bu şekilde bakmamak gerekiyor. Bizim bedenimizde iyi ve kötü diye bir şey yok. Bugün konuşuyorduk, bir toplantımız vardı. Vücudumuzda bizim aslında hücrelere zarar verdiğini şey yaptığımız oksidanlar. Evet. Aslında bu oksidan dediğimiz şeyler, evet, kötü gibi düşünüyoruz ama bizde o oksidanlar, kötü olan şeyler aslında iyiliği başlatıyor. O oksidanlar olmasa vücudun antioksidan sistemi aktif hale gelmiyor. Onun için evet, sadece iyi ve kötü diye bakmamak lazım. Hastalıklar da savaşacağımız değil, hastalıklar bizim üzerinden ders alacağımız. Yani bizim hayat yolculuğumuzda yanlış giden ne var? Bunu bize anlatan çok önemli birer öğretmen gibi hayatımıza giriyor. Bir de metafor, yani Platon'dan evet, gelen işte hastalığın hakikati evet, diyorsunuz. Bir yansıma, işte ayna metaforuyla bunu anlatıyorsunuz. Evet. Yani bizim onu gerçekten görmemiz gerektiğini yani düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Bir takım şeyler şu andaki içinde yaşadığımız görünen alemde bazı şeyleri idrak edebilme, kavrayabilme yeteneğimiz yok. Evet. Sonsuz evren düşüncesi. Nereye kadar? Yani sonsuz büyüklük ve sonsuz küçüklük var. Biz idrak alanımız bunları kavrayabilecek bir düzeyde değil. Ve mevcudu, varlığı değerlendirirken de baktığımız zaman işte M.Ö. 7. yüzyıla gidin, Lao Tzu. Lao Tzu rüyasında kelebek olduğunu görüyor. Bizim bugün bildiğimiz kelebeğin rüyası metaforunu anlatıyor. Ya da işte az önce verdiğiniz örnekte Platon, mağaradakiler sembolizmi de aslında karşı karşıya kaldığımız her şeyin, yaşadıklarımızın bir algıdan ibaret olduğunu. Evet. Başımızı gerçekten çevirip aydınlığa bakabilirsek o tarafa, aslında gerçeğin, hakikatin orada olduğunu anlatıyor. Ya da aynı şekilde İbn Arabi, ona bakıyorsunuz, o da rüya örneğinde belli bir takım şeyleri veriyor bize. Evet. Yani hepimiz diyor rüyadayız diyor. Evet. Gerçeklik yok. İşte biz rüyanın aslında sanal bir ortam olduğunu ne zaman anlıyoruz? Rüyadan uyandığımız zaman. Aa, rüyaymış diyoruz. Evet. Rüyadayken farkında değiliz. Şu içinde yaşadığımız hayatın içerisinde de belli şeyleri, varlığı değerlendirirken bunu anlayabilmek için bu metaforlardaki anlatıldığı gibi algılarımızı şey yapmamız gerekiyor. Sembolleri okuma yeteneğini geliştirmemiz gerekiyor. Hastalık bu, bize bir sinyal esasında. Bir sinyal. Değil evet, mi? Oradan o mesajı alabilir, evet, biliyor muyuz? Yani bilmadan yoldan o çıktığımızın bir sinyali zannederim. Kesinlikle öyle. Doğanın bir ritmi var. Biz o ve ritmi, biz bu ritimden uzaklaşmışız. Uzaklaşmışız. Bunun farkında olmamızı sağlayan bir şey. Kesinlikle. Bir de içimizde gizemli yolcu taşıyoruz değil mi? Doğru. İşte, o yolcuyu dinlemek lazım herhalde. Çok, o kadar önemli bir şey söylediniz ki, o at arabası örneğinde anlattım bunu. Eğer ki yola ve şeye kapılmışsanız, sürücü eğer iç sesine kulak vermiyorsa, evet, o yolculuğun amacını kaybetmiş oluyor. Onun için bu iç sesimizi duyabilmek için de zaman zaman arabayı durdurmamız lazım. Evet. Yani dur bakalım ya, bu yolculuk nereye diye insanın kendisine sorması lazım. Çünkü şu anda 56 yaşındayım. Yani şu zamana kadar yaşadığım bir ömür var. Ve normal yaşam standartına evet, baktığım zaman hayatımın son çeyreğini yaşıyorum, yaşarsam. Bu yaşadığımız hayatın farkındalığı, nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Evet. Hep bu soruları sormuşlar. Aşık Veysel de uzun ince bir yoldayım evet, diyor, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Bunu doğru sorgulayabilmek için aslında zaman zaman başımıza gelen bu türlü hastalık olayları insana bir dur bakalım diyor. Sana soruyor, bu yolculuk nereye, nereye gidiyorsun? Bu koşturmaca ne? Yani bu koşturmaca sadece 3-5 şey sahibi olmak, mülkiyetçilik için mi bu hayatın içerisine varsın? Evet. Yoksa yaşadığın hayatın farkına varmak için mi bu dünyadasın? Bir tekamülünü mü sağlamak için buradasın? Ya aşırılıkları kontrol etmek gibi. Mesela obezite diyoruz. En basit, evet, çok yaygın. Aşırılık. Yani baktığınız zaman aşırılıkları kontrol altına almak. Hastalık sanki bize bir öğretti, bir sinyal evet, gibi geliyor değil mi? Aynen. Peki bu çakralar falan diyoruz, bu evrensel yaşam enerjisinin işte bedendeki yol haritası evet, diyorsunuz.
Çakralar nedir? Ben de bu alanı yeni yeni ilgi duymaya başladım ve gerçekten bana çok farklı bir pencereyle kendi bedenime bakma ve kendimin farkında olma hissi verdi. İşte şu yönlerden dolayı doğru yoldayım diyorum. İşte şu da benim eksiğim diyebiliyorum şimdi. Daha hani kendimle ilgili tanı koymama neden oldu diyebilirim. Evet. Çakra konusu aslında çakra köken olarak Türkçeden geçen bir kelime. Çark. Evet. Bizim Uygurlar o dönemde işte çark dönem şey anlamında ve vücudumuzda da çok sayıda çakra var. Yani bunları bir enerji santrali olarak görebiliriz. Ama temelde 7 tane ana çakra olarak tanımlamışlar. Bu kadim bir bilgi. Binlerce yıldır özellikle Hint ve Doğu tıbbında bu çakraları tanımlamışlar. Ve buna bağlı olarak da her bir çakranın işaret ettiği bir anlam var. Burada da bu çakraları işte semboller üzerinden okuyabildiğimizde şey yapabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Mutluları var bu çakraların, evet. değil mi? Yani... Yerleri var. Yani kök çakradan tepe çakraya kadar 7 tane. Bunun 7 olmasının sebebi de aslında içinde yaşadığımız alemi de evrende tanımlarken hep 7 sembolizmi çok kullanılır. Her şeyde 7 vardır. 7 renk vardır mesela, 7 gün vardır. Vücutta da 7 çakra dediğimiz şey aslında çok sayıda binlerce çakramız, enerji santralimiz var ama 7 çakra olarak sembolize edip bunu şey yapmışlar, çokluğu anlatmaya kalkmışlar ve her bir çakranın da temsil ettiği bir anlamı ortaya koymuşlar. Kök çakramız bizim daha ziyade dünyaya ve yere ait değerlerimizi, bizim aidiyet duygumuzu şey yaparken tepe çakramız daha ruhsal konularla ilgilenir. Alın çakramız farkındalığımızı, etrafımızı fark edebilmemizi sağlarken boğaz çakramız sizin şu anda bulunduğunuz dekan olduğunuz iletişimimizi anlatır. Yani iletişimle ilgili olan herhangi bir sorun yaşıyorsanız boğaz çakranızla ilgili sorunlarla da karşı karşıya kalırsınız. Ben şimdi omuz boğazım ağrıyordu bir gün. Böyle bir doktor arkadaşım var, Levent Özkan. O da ilgileniyor böyle şeylerle. Ona sordum ya, dedim boynum boğazım çok ağrıyor. O da bana dedi ki söyleyemediğiniz şeyler olabilir. Gerçekten de benim bir arkadaşıma söylememiştim. Söylemem gerekiyor ama beni üzen bir şeydi. Onun sözünden sonra açtım telefonu, söyleyeceğimi söyledim. Rahatladınız. Ağrı geçti, çok ilginç yani. Kesinlikle. Gerçekten. İşte bu enerji blokajı orada problem yaratıyor. Yani Doğu felsefesinde insan bedenini aslında enerji bir beden olarak kabul ediyorlar. Evet. Ki ben de öyle görüyorum. Şu fizik bedenimiz şey aslında bir enerji bedendir. Doğu felsefesinde de böyle ama Nikola Tesla, artık herkes biliyor. Nikola Tesla, hayatta her şey titreşim, frekans ve enerjidir demiş. Bunu çözerseniz her şeyi çözersiniz. Evet, bedenimizde bir enerji beden. Evrenin sırrı bu demiş, değil mi? Evrenin sırrı bu. Burada nerede blokaj varsa o blokajı ortadan kaldır diyor sana karşı karşıya kaldığın hastalık. Kan akışı gibi sanki bir enerji, görünmez bir kan yolu gibi enerji yolu var sanki, öyle. Değil mi? Ve buradaki blokajları da aslında pek çok şeyle de tespit etmişler. Bu akmakta olan enerjilere meridyenler demişler. Evet. Ve bu meridyenlerle ilgili bir blokaj olduğunda bunu bir akmakta olan bir dereye benzetebilirsiniz. Evet. Bir yerde blokaj varsa blokajın olduğu yer bu taraf şişer, diğer tarafta cılız olarak akar. O zaman bu blokajı tespit edebiliyorsunuz. Tespit ettiğiniz blokajı da değişik manipülasyonlarla, işte bugün akupunktur olarak şey yaptığımız bu bölgelere birer iğne batırıp buradaki blokajı ortadan kaldırdığınız zaman o enerjisel akışı normal getiriyorsunuz. Altta yatan hastalık da düzeliyor. Ama tam iyileşme açısından bunun altındaki duygu durumu düzeltmek gerekiyor. Evet. Ve bizim fiziksel hastalıklarımızla da zihinsel ve duygusal hastalıklarımızı da ortaya koymuş bu kadim bilgi. Evet. Ne gibi? O beş elementle şey yapmışlar. Doğu felsefesinde ateş, hava, su, toprak, metal diye. Genelde bizim şeyde de ateş, hava, su, toprak dört element şeyi vardır. Onlar bir beşinci element, metali katmışlar. Ve bunlarla ilgili olan organlarımız var mesela.
Evet, o da çok ilginç. Evet. Karaciğer general. Karaciğer, evet genel ve bu toprak elementidir. Evet. Karaciğer ve safra kesesi öfkeyle bağlantılıdır. Mesela yani bir şeye karşı çok aşırı bir öfke duyuyorsanız, karaciğer ve safra kesesiyle ilgili sorunlar yaşarsınız. Evet. Böbrekler, idrar yolları, onunla ilgili element tahmin edeceğiniz gibi su elementidir. Evet. Suyla ilgili olan şey de korkularımızdır. Yani bana hasta geldiğinde eğer böbrek ve idrar yollarıyla ilgili bir sorun yaşıyorsa korkularının neler olduğunu merak ediyorum. Çünkü bu korkuları iyileştirmeden sonrasında yine yüz yüze kalır bu problemle. Evet. Ya da akciğerle ilgili ise metal elementidir, keder ve üzüntüdür. Akciğerle ilgili bir sorun yaşıyorsa onun kederinin, üzüntüsünün altta yatan sebebi ne? Onun için benim yaptığım hekimlik konfeksiyondan ziyade terziliktir diyorum. Terzilik. Yani kişinin duygusunu mutlaka girmek gerekiyor. Ya mesela safra kesesi ameliyatı çok oluyor. Doğru. Şimdi ben şimdi sizden öğrendiğime göre zihinsel faaliyetlerden sorumlu, doğru yanlış karar vermeye de etkin bir organ. Bunu aldıran kişiler yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Şimdi gerçekten ne yazık ki Türkiye'de yapılan safra kesesi ameliyatlarının %70'i yanlış yere yapılıyor. Değil mi? Yani her safra kesesinde problem alınması gerekmiyor. Polip hanımefendinin bu ileride kanserleşebilir, bunu alalım. Her bir organımız çok önemlidir ve bir organımızı dahi aldırmak orada enerji blokajı ortaya çıkartıyor. Evet. Ve ona bağlı bu sefer başka problemler yaşamaya başlıyorsunuz. Geçen bir kadın geldi ya, bütün organlarını aldırmış. Tiroidini aldırmış, rahimini aldırmış, yumurtalıkları aldırmış, safra kesesini aldırmış, apandisini aldırmış. Yani bu olmaz yani. Çok. Bunu aldırmadan da bunları çözümleyebilirdi. Değil mi? Hem fiziksel anlamda altta yatan problemler neyse, yani tiroidde bir kişinin nodülü varsa, bunun altında yetersiz iyot alımından tutun, vücutun çok fazla karşılaştığı toksiteyi de ele alabilirsiniz. Aynı şekilde artık kadınlarda 40 yaşın üzerinde 4 kadından bir tanesi de miyom vardır deniyor. Evet. Niye? Miyom niye orada böyle bir şey yapıyor? Efendim kötü huylu değil. Niye olsun? Ya da erkeklerde prostat problemi. Evet. Hep bunlar vücudumuzdaki bir enflamasyonun, bir toksitenin göstergesi. Bütüncül tıp yaklaşımında bana göre böyle hastalıklar yok. Bana göre bir kadında miyom varsa o kişide toksite vardır ve enflamasyon vardır, oksidatif stres vardır. Esas bunu düzeltmek bunu gerekiyor. Oradaki gidip rahime almak yerine. Evet. Kalp de doyurulmamış sevgi. Sevgi kıtlığından mı kalp hastası oluyoruz? Aynen öyle. Günümüz, hele özellikle günümüzde çok daha fazla şekilde bununla karşılaşıyoruz. Kalp, modern toplum ve modern insan dediğim zaman tek bir cümleyle tanımlayabilirim ki her şeyi çok fazla tüketen insan. Günümüz insanı her şeyi, yemeği, kıyafeti, her şeyi çok daha fazla tüketen bir insandır. Arınma gerekiyor. Evet. Yani ben kendimi de eleştiriyorum gerçekten. Çok evet. Hani o sade yaşama geçebilsem diye istemişimdir ama hala becerebilmiş değilim. İşte aslında iyileşme dediğimiz şey bu, arınmadır. Arınabildiğimiz ölçüde iyileşiyoruz. Kalp dediniz ya, her şeyi fazla tüketen insan sevgileri de fazla tüketiyor. Evet. Bizim kuşaktaki insanların bu anlamda aslında bir şey severlerdi ve onu çok severdi. Şimdi günümüzde aşık oldum diyen pek çok genç var. 3 gün sonra aşık olduğundan ayrılıyor. Çok çok kişilere aşık oluyor ve sonra bitiyor. Sosyal medyada bu kadar çok tüketilen bir şey. Çok kolay tüketiliyor. Halbuki, değil mi? Bu tüketilmemeli bu kadar kolay. Onun için kalple direkt bununla bağlantılı. Onun için olaya öyle bakmakta da fayda var diye derinlik düşünüyorum. Derinlik yok tabii ki. Derinlik mi? Yok. Derinlik olacak. Dolayısıyla aşk değil aslında bunlar. Aşk olarak tanımlıyorlar ama. Peki yani her insanın bir titreşimi, frekansı var diyorsunuz. Tabii evrenin kendisi de titreşen bir canlı organizma. Evet, evet. Bir de hani aynı frekansta insan, yani frekansımız tuttu diyoruz mesela. O frekansa girdiği zaman insanlar birbiriyle anlaşıyor herhalde, evet, değil mi? Aynen. Yani mesela elektrik alamadım diyoruz. Çok doğru bir şey. Çok doğru. Neden bunu diyoruz aslında? Belli bir olayı aynı şekilde değerlendiren insanlar
birbirlerine daha yakın hissederler ve frekansı uyar, onunla beraber olmaktan da keyif alır. Yani bu, ben şey örneğini veriyorum, yani kaynana, iki tane kaynana gelinden şikayetçi olsun. Bakış açıları öyle, kendi oğlunu paylaşamıyor ve bundan dolayı da geliniyle titreşimleri tam ters şey oluyor. Yani onlar bir arada oldukları müddetçe birbirlerinin enerjisini düşürüyor. Gelin ve kaynana. Ama iki tane gelininden şikayetçi kaynana bir araya geldiği zaman enerjisini yükseltir. Çünkü şikayetlenir, ya benim gelin bana bunları yapıyor der. Öbürü der ki ya seninki bir şey mi, benimki neler yapıyor der. Aslında orada birbirlerini iyileştirirler. Ama gelinle kaynana aynı evdeyse enerjiler düşer. Yani bir olaya bakış açısından dolayı, yani farklılık varsa ortak, tabii ki bütün gelin kaynana için demiyorum ama yani o erkek olgusu üzerinden farklı bakış açılar. Bu herhangi bir konuda olabilir. Siyasi bir konuda olabilir. Aynı siyasi görüşe sahip insanlar birbirleriyle daha enerjisini yükseltirken ters bir siyasi görüşe sahip birisiyle karşılaştığında şey olabilir. Onun için diyorum ki, kitaptan onu bahsediyorum. Eğer bir aynı siyasi görüşü benimsediğiniz kişilerle parti mitingine toplansan gittiğiniz zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ya da aynı takımı tutan taraftarlar maçta birbirlerini rezone ederler, iyileştirirler aslında. Çok, onun için bu bir taraftar ve maç şeyleri var, bilinci var. Duygusal konuda da böyle elektrik alamadım, yok elektrik vermedi. Hatta benim hiç evlenmeyen bir kız arkadaşım var. O diyor ben de hep elektrik kesiyorum. O artık belli bir blokajdan kaynaklanıyor değil mi? Yani kesinlikle şöyle, o blokaj o kişinin daha önce yaşadığı travmalar. Evet. Hatta ve hatta kendisi yaşamamış olsa bile anne babası, hatta dedesinin nesine kadar varabilir. Oradaki yaşanan blokajlar daha sonraki ikinci, üçüncü, beşinci nesilde de yine kendisini ortaya koyabilir ve çıkartabilir. Onun için de artık aile dizimi denen bir takım şeyler yapılıyor. Evet. Orada neler olabilir? Bunları farkına varılıp da bilinçaltı düzeyden bilinç düzeyine çıkartmayı başardığınız zaman orada da iyileştirebiliyorsunuz aslında kişiyi. Evet. Bir de aura. Hı? Bu çok önemli. Çok. Enerji bedenimiz. Kesinlikle. Göze görünmüyor ama hissediliyor. Evet. Yani aurayı peki güçlü tutmuyor. Yani güçlü aura olması lazım. Evet. Nasıl güçlendirebiliriz? Ya da neler zayıflatıyor aurayı? Biz karşımızdaki kişinin aurasını ancak özel teknik ve yardımlarla, tecrübelerle geliştirebiliyoruz, okuyabilme. Ama bebekler ve çocuklar daha çok küçük yaşta şey olmadığı için onlar karşısındaki insanı aurasıyla beraber fark edebilir ve değerlendirebilirler. Bebekler. Aynen böyle. Şimdi kitabımda ben bunu anlatmaya çalışıyorum, aurayı. Evet. Enerji beden dediğimiz an insanlara nasıl anlatılır diye düşünürken baktım ki Yunus, bizim Yunus diyelim, öyle şeyler demiş ki, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demiş. Göründüm. Yani bir enerji bedenden, bir auradan bahsediyor. Ya da bir ben vardır bende, benden içeri. Yani sadece o bir dizeyle bile şurada sayfalarca anlatacağınız aurayı anlatabilirsiniz. Evet, gerçekten öyle. Şimdi gerçekten yaşadığımız olaylar, travmalar ve bunları doğru değerlendirme ve yönetme biçimimiz bizim auramızı güçlendirebildiği gibi zayıflatabiliyor. Evet. Tamam, bizim elimizde auramızda güçlü tutabildiğimiz ölçüde çevremizdeki her türlü enerjisel etkilerden de kendimizi koruyabiliriz. Korku ve endişe sanki daha bizi çok zayıflatır. Düşürüyor değil mi? En zayıflatan şeylerden bir tanesi kaygı. Kaygı, kaygılarımız ve korkularımız bizi şey yapıyor. Evet. Ona girmişken şimdi bir buçuk yıl önce hiç daha dünyada bir Covid diye bir şey yokken hep biz televizyonlarda bir görüntü izledik. Evet. Bütün dünyada eş zamanlı yayınlanan bir görüntüydü bu. Otobüs duraklarında, metrolarda bir anda yere düşünüp çırpına ölen insan görüntüleri yayıldı. Bu ne dedik? Yani ben bir hekim olarak ne oluyor falan. Ondan sonra dediler işte bir Çin virüsü, China virüsü falan filan adıyla anıldı. Koronavirüs ve böyle bir pandeminin çok kolay bulaşan bir virüs olduğunu, tüm dünyaya yayılabileceği ama da virüs dünyaya yayılmadan korkusu yayıldı. Evet. Ve bu bana göre bir amaç güdülerek yapıldı. Çünkü korku
bağışıklık şeyini etkileyen en kötü frekanstır. Korkuya kapılanlar daha kolay hastalanırlar. Evet. Bu da bilimsel bir gerçekliktir. 1000 yıl önce de yine bir veba salgını oluyor. İnsanlar ölünce bunlar geliyorlar. O döneminde en meşhur hekimi Avicenna adıyla batıda anılan İbn Sina. İbn Sina'ya geliyor, ya diyorlar üstad, bu hastalıktan korunmak mümkün mü? Üstad da diyor ki evet, korunmak mümkündür diyor. Ama önce içinizdeki korkuyu yenin diyor. Çok önemli bir şey. Ya güçlü olmak. Korkuyu yenin. Evet. Ve korkunun insanı nasıl hasta ettiğini de bir deney yaparak ispatlıyor. İki tane aynı koyundan doğan kuzuyu alıyor. Birini bir kafese koyuyor. Diğerini ayrı bir odada başka bir kafese. İkisinin de genetiği aynı. Aynı yemle besliyor ve bunların ömrünün aynı olacağını bekleriz değil mi? Diğer ikinci kuzunun yanına yine kafes içerisinde bir kurt koyuyor. Kurdu gören kuzu tedirginleşiyor, huzursuzlaşıyor. Evet. Ve 3 ay sonra o kuzu ölüyor. Diğeri yaşıyor. Diyor ki onu öldüren yaşadığı korku ve huzursuzluktu diyor. Ve bugün de içinde yaşadığımız dünyada hastalıktan bu kadar çok etkilenmenin sebebi hastalıktan daha fazla korkunun pompalanması. Her gün izlediğimiz rakamlar, yoğun bakım görüntüleri, maskeli insanlar, birbirinden ayrışmış, izole edilmiş evet. insanlar. Böyle olunca gerçekten. Korku ve korkuyla beraber de hastalık çok daha fazla insanları etkiledi. Korkmamak lazım. Evet, korkmamak lazım. Önlem alınacak ama önlem almak tabii, ayrı. Yani İbn Sina bunun önlemlerini de şey yapıyor. Evet. Pandemi dönemlerinde diyor. Uzaktan selamlaşın diyor mesela. Tabii. Yani önlemini alacaksın tabii. Ama endişeye evet, de çok endişeye mal vermeyecek. Bir de yin yang teorisi diyorsunuz. Evet. Titreşim tıbbının en temel kavramı hı hı. ve 5 element diyorsunuz. Hı hı hı. Bununla ilgili biraz bizi evet. aydınlatır mısınız? Yin ve yang işte bu doğu felsefesinde birbirini tamamlayan unsurlardır. Hı hı. Karşıt ve zıtlık değil. Az önce dediğimiz, ilk başta da konuştuğumuz Batı felsefesinde iyi, kötü, ben ve öteki diye yapılan ayrışım ki bugün aslında siyaset biliminde de böyledir. Batı insanı için doğulu ötekidir. Ben vardır ve öteki vardır. Evet. Oysa doğu felsefesi ötekileştirmez. Yin ve yang iki unsur aslında birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alınır. Biri olmadığı zaman diğerinin varlığı bir anlam kazanmaz. Diğeri olmadığı zaman ötekinin bir anlam kazanmaz. Bu dualite üzerine kurulmuş bir felsefedir bu. Ve insan bedeninde de aslında bu yin ve yang dengesi bozulmuşsa işte bunlar hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Evet. İnsan hayatında hiçbir zaman için bu dengeyi kaybetmemeli. Gündüz güneş ışığına ihtiyacımız olabildiği gibi gece de karanlığa ihtiyacımız var. Öyle bir şey ki bugün artık sirkadiyen ritim olarak şey yapıyoruz. Bu sirkadiyen ritme uygun yaşamamız gerekiyor. Yani vakitleri, 24 saatin bir ritmi var ritmi diyorsunuz. Var. Aynen öyle. O ritme uygun yaşamak. Bu ritme uygun yaşamak. Evet. Yani hayatımızın her şeyinde bu harmoni, bu ritim çok önemli. Bundan kopmak demek hastalık. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Yani bir müzikte de, bir senfoni orkestrasını dinlediğinizde eğer ki oradaki bir kemanın akordu bozuksa kulağımızı tırmalar, deriz ki ya burada bir sorun var. Eğer ki biz de içinde yaşadığımız alemle, evrenle ritmimizi, harmonimizi kaybetmişsek işte hastalık orada başlamıştır. Gece uyumuyorsak. Evet, mesela. Gece uyumuyorsan oradaki sirkadiyen ritmin. Uyumakta, sevmekte, özlemekte, hayatımızdaki pek çok şey, güneş ışığı da, insan dediğimiz varlık aslında bitkiler gibiyiz. Pek çok şeyi güneş ışığıyla sentez ediyoruz. Evet. Yani serotonin, mutluluk hormonu, 5-hidroksitriptofandan 5-hidroksitriptamin, yani serotonin oluşur. Triptofandan serotonin oluşması, yani triptamin oluşması için güneş ışığına ihtiyaç var. O olmazsa olmaz. Evet. Peki melatonin? Melatonin hormonu vücudumuz için çok çok gereklidir. Hücre yenilenmesi için bu önemlidir. Ve biz aslında uyurken iyileşiriz. Peki melatonin neyden oluşuyor? Az önce bahsettim, serotoninden. Serotoninden melatonin oluşması için de karanlığa ihtiyaç var. Yani
Işık, aydınlık, karanlık her şey bizim vücudumuzdaki hormonal dengeyi değiştiriyor. Biz bundan kendimizi ayrı tutmamalıyız. Güne erken başlamalı ve günün ritmini takip etmeliyiz. Gecede evet. Gece bir şey yememeliyiz mesela. Evet. Onu ben yeni öğrendim. Evet. Çünkü hormon dengesini evet. Bizdeki... Yemekten sonra bir şey yemeyeceğiz. Evet, yemekten sonra yemeyeceğiz. Evet. Onu öğrendim. Ben hani ufak tefek bir şeyler mesela... atıştırıyordum. Ondan vazgeçtim. Evet. Bizi işte bu atıştırmalıklar mahvediyor. Değil mi? Bir de titreşimi bozan tabii yıkıcı duygular. Evet. Kibir, övünme, sıralıyorsunuz pek çok duygu. Evet. En birinci sırada kibri getiriyorum ben. Değil mi? İnsanı işte az önce bahsettiğimiz ötekileştirme, ben ve öteki. Ya insan olarak hepimiz bu evrenin unsurlarından bir tanesiyiz. Hiç kimseden üstün değiliz, kimse de bizden üstün değil. Evet. İnsan olmak demek zaten bu anda aslında bir seçilmişliktir. Çünkü her şeyden farklı olarak öleceğini bilmek. Biz sadece insanlardır yarın mutlaka öleceğini bilen varlıklar olarak hiçbir evet. şey bilemez. Ve bunun karşılığı olarak da bir şey geliştiriyoruz, bir felsefe geliştiriyoruz. Ölümlü canlılarız. Bunu unuttuğumuz zaman öleceğini unutan insan kibirleşir. Evet. Yani... Kendisini ötekileştirir, kendisini bulunmaz Hint kumaşı yerine koyar. İşte aslında kalpleri karartan da ve başka varlıklara, başka canlılara karşı yıkıcı davranan şeyler de ancak bu öleceğini unutan kibir sahibi insanlardır. Öfke, intikam bunlar hep buradan geliyor. Hepsi buradan geliyor. Bunun sonucu olarak öfke oluyor. Bunun şeyi affedememe. Olarak, affedememe. Oysa ki birisini affetmek kendimizi iyileştirir. Kesinlikle. Yani ama içinde affedemediğin duygular varsa öyle bir enerji birikimi, öyle bir şey yapar ki bu yarın seni hastalandırır. Onun için duygu durumumuzu bu anlamda iyi ve güzel şeylerle beslemek, kötü ve çirkin şeylerden de uzak kalabildiğimiz ölçüde işte onun için bundan dolayı diyorum titreşim tıbbı diyorum. Tüm bu duyguların bizde yarattığı İyi, güzel titreşimler, frekanslar vardır ve bizi iyileştirir. Ama az önce sözünü ettiğiniz affedememe, öfkelenme, beddua kin, nefret, etme, beddua, başkasına kötü söz söyleme kişinin kendi bedenine karşı yapabileceği en büyük haksızlıktır. Bunlardan uzak Eskiler kalmak lazım. Eskiler şey beddua yani ağzından çıksın arkasına dönsün falan deniliyordu. Sanki evet. kişiye kendini tekrar yansıyor bu kötülükler. Kesinlikle değil yansıyor. Yani. İyi ve güzel bakmak karşımızda iyileştirir, kendimiz de iyileştirir. Değil mi? Gerçekten. Evet. Hani iyi insanlara bakıyorum daha güzeller. Evet. Böyle kalbi onun için iyi insanlarla daha fazla birlikte olmakta fayda var. Kötü yaşlanıyorlar. Güzel kalmak istiyorsak evet. iyi olacağız. Kesinlikle. Güzel kalmak için güzel düşünmek lazım. Pozitif düşünmek lazım. Doğru. İşte bir de tabii bu titreşimi dengede tutacak önerileriniz var. Bu iyi insanlar dedik ama... İşte dinleyin falan diyorsunuz, işte yargılayıcı, kusur arayıcı olmayın diyorsunuz, evet, doğru. İşte gaflete düşmemek diyorsunuz, işte şefkat, merhamet, şükretmek en önemlisi, evet. İşte affetmek, çok uyuyun doğru. diyorsunuz. Evet. Gerçekten şükretmek özellikle. Yani. Şimdi bunları yazarken kitapta Hı-hı. aslında bakıyorum. Bizim yaşadığım toprakların Anadolu'nun bir irfanı var. Ve hemen hemen her konuyla ilgili üzerine birer şey aldım. Yani yaşadığımız coğrafyadaki türküler, sözler evet. ve baktığımız zaman hep o kadar güzel şeyler anlatmış ve söylemişler ki evet. burada bunu görmek mümkün. Şükür hadisesi çok önemlidir aslında. Çok önemli gerçekten. Bir insanın karşıdaki bir kişinin kendisine bir yaptığı iyiliğe karşı nankörlük değil, şükür şeklinde olması gerekiyor. Aynen. Eğer bir iyiliğe karşı nankörlükle cevap veriyorsa, bu aslında kendisine karşı çok yaptığı büyük bir zulümdür, haksızlıktır. Onun için şükürde bulunmak gerekiyor. Bununla beraber yargılayıcı olmak, yani kusur arayıcı olmak. Mevlana diyor ki, yani birilerinin hatasını şey yapmada, görmede gece gibi ol diyor. Görme diyor yani. Görme. Gece
pek çok evet. şeyleri görmemizi Yapmaktır. Engeller. İnsanların da yanlışını şey yapacaksan gece gibi ol. Ya da güzellikleri göreceksen de güneş gibi ol. Her şeyi açığa çıkart. Yani birisinin yapmış olduğu güzellikler varsa bunu da bir güneş gibi açığa çıkart ve etrafa ifşa et. Evet. De ki Dilek Hanım'ın şu 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 güzel hasletleri vardır, bunu anlat. Herkesin yanlış ve kötü tarafları var. İnsan olma hasebiyle hepimiz şey var. Bunları da başta insan başka birisinin kötülüğünü söyleyecekse öncelikle kendisine dönüp bir bakacak. Kendisi tertemiz pir nur mu değil. Evet. O zaman hiç kimsenin de kötülüğünü görmeyecek. Ya pozitifte kalacağız. Mutlaka. Bir de şifalı taşlar kullanın diyorsun. Şöyle her şeyin bir frekansı var. Evet. Bu anlamda aslında işte az önce bahsettiğim Batı medeniyeti ve Doğu medeniyeti her şeyi dualistik yaklaşıyor. Diyor ki canlı ve cansız. Hayır, o taş dediğim şey cansız değil. Evet. Her şeyin bir enerjisi, bir frekansı, bir titreşimi var. Ve bundan dolayı da her taşın da farklı frekansları var. Hepimizin bir taşı olabileceğini evet. söyledi bir arkadaşım. Doğru. Herkesin. Mesela ametist benim taşımmış, pembe kuarz taşımmış evet. falan gibi. Çok doğru. Yine bunları değerlendirirken de dört element üzerinden, ateş, hava, su, toprak üzerinden ki astrolojinin temelinde de bu vardır, ateş, hava, su, toprak. Yine Hipokrat'ın bir sözü var. Hipokrat diyor ki, astroloji bilmeyen bir hekim tam hekim olmuş sayılmaz diyor. Çok ilginç. Evet, sağlık astrolojisi denen bir bilim de bugün artık gelişti. Yani kişilerin gökte ne varsa yerde o ortaya çıkar prensibiyle işte astrolojik olarak. Herkesin de belli bir mizacı ve belli bir elementi var. Ve buna bağlı olarak da oradaki şeyi dengeleyecek olan taşlar var. Evet. Hatta beslenme ile ilgili mizaca göre beslenme dediğimiz aslında Hipokrat'ın, Aristo'nun temellerini attığı bir mizaç olayı var. Sıcak, soğuk, kuru ve nemli ilişkisine dayanarak kişinin ateş, hava, su, toprak hangi mizaca uyduğu ve buna yönelik olarak da yediğimiz, içtiğimiz besinlerin de mizacı var. Mesela bir insanın mizacı sıcak ve nemli ise evet. o kişiye kuru ve soğuk yiyecekler öneriliyor ki evet. dengelesin birbirini. Buna bağlı olarak kişinin duyguları da değişiyor. Mesela kişinin mizacı soğuk ve kuruysa ve bu kişi sürekli olarak soğuk ve kuru şeylerle besleniyorsa, yiyeceklerle besleniyorsa o zaman mizacında sapmalar, bozukluklar ve hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Hmm. Bu mizaca göre beslenme şeyde işte İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp diye koca bir eseri var. Batı bizden daha önce şey yapmış 500 yıl süreyle El Kanun Fit Tıp eserini temel tıp kitabı olarak okutmuş kendi okullarında. Evet. Oradaki dayanan temel şey de aslında İbn Sina da bunları ele alırken Hipokrat ve Galen'in üzerinden okumuş bu mizaç konusunu ve ona göre bugün bizim mizaç tıbbı dediğimiz şeyin temellerini atmış. Evet, ben geçen bir Laodik yakasını ziyaret etmiştim. Hı. Orada da işte bir tıp doktorundan bahsetti arkeolog arkadaşım. Yüzüne bakıp insanların tanı konulabiliyormuş. Tabii. Herhalde bu evet. mizaçtan mı kaynaklanıyor? Aynen öyle. Bununla ilgili Batı fizyonomi diyor. Kişinin fizyonomisine göre. Evet. Doğu'da da kıyafetname adıyla anılıyor bu bilim. Ve bu çok kadim bir bilgi. Kişinin boyuna, saçın rengine, gözlerine, göz rengine, gözlerin yakınlığına, uzaklığına, yüzüğün yuvarlak ya da kare oluşuna göre bir mizaç tayini var. Evet. Ve bu mizaca göre de diyor ki şu şu mizaçta olanlar bu yiyecekleri yesinler, bunlardan uzak dursunlar deniyor mesela. Hangi hastalıklara yatkın oldukları yine buna göre ortaya konuyor. Atıyorum diyor ki işte boyu kısa olanlarda safra keses hastalığı daha fazla olurken boyu uzun olanlar akciğer hastalığı daha fazla olur diyor gibi bir takım bağlantılar da var hastalıklarla mizacın bağlantısı. Bize göre hastalığım. Evet. Aynen öyle. Bir de geçmiş değil şimdi. Bu çok önemli esas. Evet. Yani öğrenme, keşke gençlikte fark etseymişim evet. bunu diye düşünürüm. Yani şimdiyi yaşamak çok kıymetli. Bunu bir an önce hani farkındalık olsa kesinlikle. İnsanlarda değil mi? Bir söz var, diyorlar ki işte gençler bilse, ihtiyarlar yapabilse.
Değil mi? Şimdi bunun gibi gerçekten bizim şunu şey yapmamız gerekiyor. Ben geçmişte yaşadıklarımız var. Hepimizin de olumlu, olumsuz. Ama onlar yaşanacaktı ve yaşandı zaten. Evet. O zaman geçmişte kaldı. İleriye dönük olarak da bakacak olursanız yaşanacak ne varsa mutlaka yaşanacak. Evet. O zaman müdahil olduğumuz an şu andır. Geçmişe de müdahil değiliz, gerçeğe de müdahil. O zaman anı yaşayacaksın ve bunu, müdahil olabileceğin şey senin yaşadığın andır. Değil Onun mi? İçin anda kalabilmek önemli. Anda kalabilmek için de insanın yaşadığı hayatta farklılıklar yapması gerekiyor. Renklendirmemiz lazım. Renklendirmesi gerekiyor. Yani ben bile evimden iş yerime sabah gelirken her zaman aynı yolu gelmek istemiyorum. Artık rutin olarak alışmışım. Hep aynı yoldan gidiyorum. Artık bilerek zihinden değil, parmaklarımın ucunda arabayı kullanıyorum. Yani nereye gideceğim onlar şey yapıyor. Düşünerek ben artık buraya gideyim ya da işte şurada vites değiştireyim, burada bunu yapayım diye düşünmüyoruz. Parmaklarımızın ucuna artık evet. Korteksten buraya kadar geliyor. Eğer ki sürekli her zaman aynı işi yapıyorsanız farkındalığı kaybediyorsunuz. Korteksten periferik sinir uçlarına kadar indiriyorsunuz. Gerçekten. Onun için mutlaka farkındalığı yakalayabilmek için farklılıkları hayatımıza sokmak gerekiyor. Yani nefesini fark et diyoruz. Evet. Değil mi? Alıp verdiğimizin farkında değiliz nefesimizin. Evet. Oysa bir çok yani yaşam bir nefes esasında. Aynen. Değil mi? Onu şey yapmak lazım. Bizim aldığımız nefesi bunu farkında olarak almak ile hiç farkında olmadan almak arasında çok büyük fark var. Ve bundan dolayı kitapta az bahsetme ama çok büyük bir konudur nefes terapileri. Tabii. Farklı nefes teknikleriyle streslerden kendimizi koruyabilmemiz, farkındalığı yaratabilmemiz mümkün. Bunun da teknikleri ve çok sayıda da eğitimcileri var. Sağlık konusunda da oldukça faydalanabilecek yöntemlerden bir tanesi nefes terapileri. Gerçekten yani ben mesela canım yandığında derin nefes aldığımda hafifliyor sanki. Aynen öyle şey. Derin bir iş çekiyorsak her şeyin bir anlamı evet. var. Yani frekans terapisi diyoruz. Niye ağıt yakan üzülen kadınlar göğüslerine vururlar yani? Vururlar değil mi? Direkt olarak temiz uyarırlar ve bu anlamda aslında hüznü ve üzüntüyü giderirler o frekansla. Her şey frekans. Ben işte bazen düşünürüm. Evlenecek olan gençlere niye davul zurna çalınıyor? Evet. Kök çakrayı, sakral çakrayı daha aktif hale getirmek. Yani ya coşturuyor da, davul bende. He? Coşturuyor. Savaşa giden Severim askerlere davulu. De davul çalmıyor. Gerçekten. Savaşa giden askerlere coşturuyor. Herhalde keman çalmazsınız. Yani çünkü o şeyi davul oradaki şey bizim yedi çakra diyoruz, yedi nota. Evet. Kök çakra doğudur mesela. Yani onu siz verdiğiniz zaman kök çakrayı bağışıklığı ve cesareti arttırırsınız kişide. Evet. Direkt bak işte müzik terapi. Gerçekten. İşte tabii çıplak ayakla toprağa basmak evet. demişsiniz. Gülün ama ağlamaktan da korkmayın diyorsunuz. Evet, özellikle şimdi, erkekler ağlamaz denir ya erkekler bizim kültürde. Ağlamaz denir. Bilmiyorum yani öyle denir ama herhalde çok fazla belki daha çok erkekler mi ağlıyor acaba? Şimdi çaktırmadan evet, mı ağlıyorlar? Ağladığımız zaman ağlamak çok önemlidir. Evet. Bizim de hastalık yaratabilecek o hüznü aslında bir şekilde dışarıya atıyorsunuz Atmamız o şeyle lazım. Gözyaşlarıyla. Tabii. Bunu mutlaka uzaklaştırmak gerekiyor. Gülmek çok önemli. Bağışıklığı en çok yükselten şeyden bir tanesi. Evet. Yani sohbet etmek, şakalaşmak, gülmek. Yani böyle ortamlardan hepimiz keyif alırız. Hatta böyle şakacı nükteden insanlarla birlikte olduğumuz zaman bu akşamımız ne güzel geçti deriz Tabii. değil mi? Ama birbiriyle somurtan şey yapan insanlar bu anda birbirinin enerjisini düşürür ve aslında hiç keyifli bir akşam olmaz. Güzel kokular sürün demişsiniz. Evet, aromaterapi. Evet. Yani müzik bu da, dinleyin, şarkı söyleyin. şimdi ben bunu dedim işte geçenlerde bu İbn Sina şeyle karşılaştım. Az önce anlattım ya. Önce içinizdeki korkuyu yenin diyor İbn Sina. Evet. Peki sonra ne yapalım diyor? İbn Sina'nın sözü çok ilginç diyor ki müzik dinleyin ve eğlenin diyor.
Yani müzik dinlemek ve eğlenmek kişinin immünitesini, bağışıklığını en güçlendiren şeylerden bir tanesidir. Evet. Bir terapidir bu zaten. Müzik terapi binlerce. Hatta Selçuk ve Osmanlı döneminde şifahanelerin en temel unsurlarından bir tanesi sestir ve müzik terapidir. Su sesi mutlaka vardır. Evet. Alfa frekansıdır. Alfa bizi dinlendirici, sakinleştirici bir şeydir. Frekanslara göre alfa beynimizde 12-16. Yani bu frekans, düşük frekans ve bizi dinginleştirir, dinlendirir. Deniz dalgalarının kıyıya vurma şeyi frekansı, alfa frekansıdır. Onun için bizi şey yapar ya da akan bir suyun sesi bizi bu şey yapar. Evet. Beta ise yüksek frekanstır ve bizi şey yapar. Onun için müzik dinleyin derken dinlediğiniz müziğe çok dikkat edin. Ve bu anlamda bu metal müzikler, şunlar bunlar ya da çocukların bilgisayar oyunlarındaki savaş ve oradaki verilen şeylerin frekansları kişileri çok daha öfke, kin, nefret evet, duygularıyla şey yapıyor. Sinir sistemini bozuyor şeyler değil ve mi? Çatışmacı, kavgacı insanlar ortaya çıkıyor. Gerçekten. O tekno müzikler. Evet. Ben kişisel olarak gerçek da müzik sesleriyle edemiyorum. Geldim burada ne güzel evet. Bir ud var. Evet. Yani bir udun sesi çok güzel bir şeydir ve insanın içine işler. Kemanın sesi, hepsi müzik aletlerim. Belki Türk müziği şeyleri bu anlamda müzik terapide çok kullanılıyor. Gerçek müzik sesleriyle müzikten ayrı kalmamak lazım. Ritim de bu işin aynen. İçerisinde çok önemli. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde ben radyoda müzik programı yaptım. O kadar iyi geldik. Harika. Müzikler harika. Seçiyorum, onlara sözler yazıyorum falan. Evet. Gerçekten beni çok güçlü kıldı. Evet. Yani şeyler. Çocuklarımız sancılandığı zaman ya da uyumadığı zaman bir ninni okuyoruz değil mi kendilerine? Tabii. Ve bu akustik terapidir. O ninninin makamı Hicaz makamıdır. Hicaz makamda sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği vardır. Evet. Her bir makamın farklı şeyleri var, etkileri var. Müzik için, terapi de müzik terapide. Değil mi? Onun için bunu kullanmak sağlık lazım. Sağlık için evet. Frekansı evet. Kullanmak lazım kısaca değil hayatımızda. Mi? Titreşimin farkında olacağız. Farkında. Evreni fark etmek istiyorsak. Kesinlikle. Çok güzel bir program oldu. Çok efendim, keyifliydi. Ben keyif aldım. Bilmiyorum sizler de dinleyiciler de umarım keyif alırlar. Gerçekten çok faydalı bilgiler. Ben kitabınızı da okurken evet. Keyifle okudum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Programımıza değer kattınız. Efendim, öncelikle Ege Üniversitesi'nde bulunmak benim açımdan son derece keyifliydi. Uzun zamandır da gelmemiştim. 17 yaşında işte girdik. 23-24 yaşında da buradan mezun oldum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Evet. Gerçekten okulumda da gurur duyuyorum. Çok kıymetli hocalarla evet. Şeyinde yetiştik. Hepsine de buradan teşekkür ediyorum. Rahmetli, pek çok hocamız da rahmetli oldu. Onlara da rahmet diliyorum. Üniversitemiz güzel bir üniversite. Öğrenciler de şu anda burada okumakta olan öğrenciler de gerçekten Şanslılar. Üniversitelerin kıymetini bilsinler. Gerçekten. Okulu bitirdikten sonrasında da her zaman ve her ortamda gurur duyarak yani Ege Üniversitesi evet. Mezunum diyebileceklerdir. 5 yıllık kurumsal akreditasyonu da aldık. Az önce onu duydum. Türkiye'de bundan dolayı da ilk kez alan üniversiteyiz. Tebrik ediyorum gerçekten sizi. Gerçekten gurur bundan, duyuyoruz. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz.